Of. Ya öğretmenler günümüze özel bir indirim yaptı. Yağlayacağız ki lezzeti çıksın. Kebap ötesi lezzet. Salata bomba, köfte bomba. O zaman siz bir dalda iki kuş vuruyorsunuz. Aynen. İki Ahmet indi meydana değil mi? Hazreti Adem babamıza dayanıyor. Doyuruş tatlar da paylaşılacak çoğalar. Adana Seyhan, Köfteci Bombay'den herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doyuruş Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Köfteci Bombay'dayız. Köfteci Bombay burada neler yapıyor? Burada neler yiyebiliriz? O konuda bir video çekiminde bulunacağız. Şimdi Usam'ın yanına doğru gidiyoruz. Ahmet Usam merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi, çok şükür, hamdolsun. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı şey, bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. Izgara köftemiz var, et köfte dediğimiz. Kömür ateşinde pişiriyoruz. Tavuk köfte var. Tavuk köfte. Tabii. Ondan sonra sucuk ekmeğimiz var. Sucuk yapıyoruz. Evet, böyle bir damağa hitap ediyoruz yani burada. Peki bugün bir şey ne yapacaksınız? Abi burada somun ekmek arasına ya da pide ekmek arasına bir güzel bir ızgara köfte yapacağım sana. Ben şimdi tavuk köfteyi hiç yemedim. Peki bunu size başka yapan var mı? Şu anda yok ama ben ızgarada yapıyorum onu. Kömür ateşinde yapıyorum. Özel bir karışımla yapıyorum. Kömür ateşinde soğan pişse soğan bile lezzetli olur. Patlıcanı pişir, domatesi pişir, hepsi lezzet ayrı. Biz de onu bozmadık, o geleneği. Rahmetli babamızdan işte bugüne kadar böyle kömür ateşinde biraz zahmetli oluyor ama zahmetin sonunda da lezzet zahmet oluyor. Zahmet olmadan da lezzet olmuyor. Olmuyor kesinlikle. Evet. Dana, kaburga, kuzu. Kaburga karışık. Yani etin en güzel yeri değil mi? Kaburga. En lezzetli yeri tabii. İçinde kuyruk yağı yok bunun hocam. Kuyruk yağı yok, kendi yağı. Yani pirzola gibi düşünün. Pirzolanın kendi yağında pişiyor. Aynen. O zaman bu kemiksiz pirzola diyebiliriz değil mi? Şey, tabii. Kıyma yapıyoruz onu. İşte içerisinde sadece tuz ve biber var hocam bunun. Karıştırdıktan sonra dana, kuzu, kaburgayı iki defa kıyıyoruz. Bir gün dolapta dinleniyor. Daha sonra bunu köfte haline getirip bu şekilde gramajlarını ayarlayıp hocam ızgaramıza koyuyoruz. Evet. Hocam şöyle atıyoruz. Şimdi bir porsiyonda dört tane var evet. Hocam işte tuz ve biber dediğimiz bu, bakın. Önceden atmıyoruz, bunu sertleşiyor çünkü. Tuz biliyorsunuz sertleştiriyor eti, kıymayı. Rahmetli babamız da böyle yapardı. Kıymayı alırdı kasaptan. Allah razı olsun tüm geçmişlerimize inşallah. Böyle tuzunu biberini atardı. Ondan sonra böyle kömür ateşine. Üzerine yağ falan koyuyor musunuz? Efendim? Yağ falan da koyuyor musunuz? Yok, sonra kendi yağını böyle ondan sonra güzel kömür ateşinde hocam bu şekilde pişiriyoruz. Adana deyince akla işte Adana kebap gelir, tabii. Şırdan gelir, ciğer, işte ciğer gelir. Evet. Ama onların içerisinde siz köfteyi ön plan çıkartıyorsunuz. Yani bu da bence büyük bir cesaret. Esasında en büyük cesaret rahmetli babamız 1960'larda başlamış bu işe. Yani o zaman kebabın en meşhur olduğu dönemlerde yapmış. Bu köfteyi Adana'mıza kazandırmış bize. Yani Allah rahmet eylesin. Bu bomba köfte olarak meşhur etmiş yani bu lezzeti. Gerçekten siz de tadında göreceksiniz hocam. Kebap ötesi bir şey oluyor yani. Sese kulak var değil mi Ahmet Usam? Lezzet çizgıtılar bunlar. Kesinlikle. Ye beni bir abi. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu yağını alacağız. Ekmeğimizi yağlayacağız şöyle. Yağlayacağız ki lezzeti çıksın abi ekmeğine. Yani şu an köftenin yağıyla ekmek birleşiyor değil mi? Tabii bak. O zaman da lezzet artıyor. Tabii. Adanalı acıyı sever. Ekmekle de ısınsın hocam, yağlı ekmekle. Bak, köftenin yanında sıcak ekmek güzel olur değil mi? Evet. Şimdi bunu isteyene dürüm yapıyorsunuz. Tabii. İsteyene açık servis. Hem somun ekmeğimiz var, hem de pide ekmeğimiz var. Şimdi isteyene Ahmet Usam bu şekilde. Tabii. İsteyene somun ekmeği yapıyoruz, evet. Somun olunca abi köfte lezzetini arıyorsun. Pide olunca kebap lezzeti, kebap ötesi lezzet. Böyle isteyene somun ekmek arasında yapıyoruz hocam.
O zaman siz bir dalda iki kuş vuruyorsunuz. Aynen, isteyene yapıyoruz abi. Peki fiyatlar da bir değişti. Yok, aynı fiyat. Domates, maydanoz. Evet. Şöyle attık hocam. Salata bomba, köfte bomba, evet. Karıştıracağız. Salata bomba, köfte bomba. Evet. Bunu yiyenler? Atom. Hocam biraz da acı atar mıyım? Acı sever misiniz? Acısız olmaz. Değil mi? Her şey acılı. Acını paylaşalım hocam acımızı. Kesinlikle. Hadi bakayım. Şimdi bombayız. Acılar paylaşılınca çoğalır. Ben de şey diyorum yani. Aynı şekilde doyurucu tatlar da paylaşılınca çoğalır diyorum. Aynen öyle hocam. Emeğinize sağlık. Sarıyorum bombayı. Tamam. Evet. Şöyle. Şimdi böyle bir dürüm ne kadar Ahmet Usta'm? 50 lira. Ama Kasım ayı boyunca %10 yapmıştık normalde. %10 neden indirim. Dolayı indirdiniz? Öğretmenlerimize özel, öğretmenler gününe özel. Öğrencilerimize dahil ettik buna. Sizin çekimlerinizle beraber inşallah bundan sonra bir 15 gün daha uzattık hocam. Yani evet. 15'e kadar doğru mu? Aynen. O devam edecek. Öğretmenlere ve öğrencilere özel bir bomba değil mi? Aynen. Özel bir bomba indirim yaptı, kampanya yaptı. Kesinlikle. O şimdiden tüm, afiyet olsun. Teşekkürler. Tüm öğretmen arkadaşları ve öğrencileri bekliyoruz. Aynen. İnşallah bekliyoruz. Ahmet Sen bu köfte limonsuz yenir mi? Abi limonsuz yenir mi ya? Ahmet hemen limon alalım. Hemen. Yanında turp da var. Turp da var, limon var. Tabii can ne istiyorsa ye hocam. Afiyet olsun. Limon sıkacaksın abi. O zehirini alacaksın onu. Kesinlikle. Aynen. Hadi bakalım. Limon da sır sır bitmiyor Ahmet Usta'm. Boş, maşallah şimdi tam mevsimi ya. Hepsini sıkardım hocam. Sıktım. Afiyet olsun hocam. Size için tadına bakıyorum. Ahmet Usta'm bunu ocağın başında yiyince, bir de sizin yanında yiyince sanki lezzet daha da artmış gibi. Afiyet olsun, öyle olur zaten. Lezzet sağlık, harika. Abi yerinde yiyeceksin, sıcak yiyeceksin. Ya biliyorsun kebap köfte. Ekmek az olacak, köftesi fazla olacak. Aynen. Limonu fazla ve ocağın başında. Aynen değil mi? Mükemmel. Köfteci Bomba'nın oğluyum Ahmet Usta. İşte 1960'tan bu yana babamızın bırakmış olduğu bu lezzeti, ızgara köfte lezzetini devam ettiriyoruz. Evet. Yani köftecisi de babadan oğula geçiyor değil mi? Tabii aynen. Üçüncü kuşakla devam edecek inşallah. Bunu bu lezzeti Adana'mıza tanıtacağız, tattıracağız. Kömürümüz 11'de yanıyor. Akşam saat 9'a kadar buradayız. Sümer Mahallesi'ndeyiz. Kara Fatma Caddesi'ndeyiz. Karabucak Camisi'nin hemen karşısındayız. Hemen 100 metre ileride hastaneler kavşağına çıkıyor. Merkezi bir yerdeyiz. Merkezi bir yer. Tabii. Kesinlikle. Aynen. Barajı orada da yakınız. Şimdi burada ne pişiyor Usta'm? Abi burada bak tavuk köftemiz. Bunlar tavuk köfte. Hiçbir farkı yok. Bunlar da et köftemiz. Normal. Evet. Ahmet Usta'm tavuk köfteyi bile kuzu köfte gibi yapıyor. Aynen. Aynen. Lezzet aynı. 10 numara. Peki onun fiyatı ne kadar? Abi onun fiyatı 30 lira dürüm. Sizden de gördüğü gibi Ahmet Usta'm yanında bol nane, bol limon, bol turp koyuyor. Ve bundan ücret almıyoruz değil mi Ahmet Usta'm? Yok abi canım, olur mu öyle şey? Adana'da ücret alınır mı? Döverler adamı. Yok bu da güzel. Bir daha söyle. Abi salataya ücret alıyor musunuz? Abi salatadan, limondan, turptan, biberden ücret alırsan adamı döverler ha. Sakın böyle bir şey yapma. Para mar alır mı ya? Bence de. Döverler vallahi Adana'da. Hocam dürümün yanında bir de böyle açık servis yapıyoruz müşterilerimize. Böyle abi ızgaradan mideye gönderiyoruz lezzeti. Peki onun fiyatı var biliyor musun Ahmet Usta? Tabii onun içerisinde 1,5 porsiyon köfte var hocam. Ona göre fiyat ekliyoruz tabii. Heh, böyle güzel bir tabak. Şöyle. Izgaradan mideye gönderiyoruz direkt lezzeti. Pişireceğiz. Acılı acılı değil mi? Tabii acılı acılı gidecek. Yağlı lezzetli. Şöyle koyacağız ben bak. Böyle ızgaradan lezzet hocam. Görüyor musun? Bu tam bomba. Bu köfte. Bu 1,5 bomba. Aynen abi. Tam lezzetini alıyorsun böyle bak. Görüyor musun? Bak. Of. Ya. Kömür ateşinde pişirme bizim. Yani bu iş Hazreti Adem babamıza dayanıyor abi. Şimdi o mübarek kuşu tutmuş. Pişirmiş, yemiş, kömür ateşinde yemiş ha. Yani doğal işte bu lezzet burada. Yani o derece tarihimiz eski diyor. Abi tabii bu Hazreti Adem babamıza gidiyor bizim bu işimiz yani. Ondan sonra devam edecek inşallah. Hep kömür ateşinde pişireceğiz, devam. Hocam bir de bu açık servisin tadına bakalım. Ahmet Usta'm birlikte yiyelim. Birlikte mi yiyelim? Kesinlikle. Tamam hocam, karşı siz de güzel yiyorsunuz. Ben de
güzel yemeye çalışıyorum. Bugün bendensiniz. Tamam, beraber yiyelim inşallah. Hadi, afiyet olsun. Şimdi iki Ahmet indi meydana da. Köfte spor yapacağız değil mi? Köfte yeme spor. Şimdi köfte nasıl yenir? Önce sizden hocam, başlayalım. Hocam, bombayı alıyoruz. İçine koyuyoruz. Ben de sizi takip edeyim. Aynen. Çatala falan hiç gerek yok değil mi? El de yiyeceğiz abi ya. Kesinlikle. Lezzeti burada ya. Evet. Gördün mü abi? Salatamızı aynen kalmış. Ben de batırıyorum buna. Oo. Şu şekilde. Abi limonla sıkacağız. Getir abi. Getir. Yeter mi? Yeter. Sizlerin de gördüğü gibi Ahmet Usta'm müşterilerini kendi elleriyle veriyor değil mi? Afiyet olsun hocam. Şöyle aynen. Biraz da yağ akmasa da değil mi? Kaçak abi. Ahmet Usta'm afiyet olsun, yarasın. Sana da hocam. Ya biliyorsunuz. Ben şalgamı çok sevmişim. Kışın şalgam. Acılı mı acısı mı? Acısız. Tadını alacaksın. Ben de tam onu diyecektim. Tadını alacaksın abi ya. Ben acısız şalgamı da çok seviyorum. Tabii. Şalgamın özü o. Acı olunca biraz farklı oluyor. Yani köftenin acısı yeter değil mi? Tabii yeter. Ellerinize, emeğinize sağlık. Baş tacısınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İnşallah, her zaman bekleriz hocam. İnşallah. Allah'a emanet olun. Eyvallah, sağ olun. Bu tür videolardan, bu tür mekanlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Once a day that I would pray for you, I'd go misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good.